Buyurun. Sorusu olan varsa buyursun. Bu ikinci maddede Şükrü Erdem Bey yedek üyelik görevinden istifa etmiş ve bu sorunu organize sanayi ile ilgili, evet. Bu sorulma sebebi şu, biz iktidar partisi grubunun kaç kişi olduğunu öğrenmek istiyoruz. 17 kişi mi, 16 kişi mi? Şimdi oradan istifa etti, burada duruyor mu? Bunu soruyorum, yazı işleri müdürü olarak. Efendim? Bu olaydan önce istifa etmişti. O zaman soru geri alındı. Bir de şey var hanımefendi, sayın müdürümüz. Şurada ne para cezasıydı da bunu anlayamadım, anlamak için soruyorum. 14. madde. Tekrardan para cezası görüşüldü. Evet. İmar Bölümünün aykırı yapılarla ilgili bir durumdu. Yine oluşan hukuki duruma göre para cezaları hesaplandı. Şimdi ben şeyi öğrenmek ben istiyorum. Sayın Başkan, değerli seyircilerimiz. Biz daha önceki dönemlerde muhtelif zamanlarda ilezlümenince ruhsata aykırılıktan dolayı bazı vatandaşlarımıza para cezası uygulamasına karar vermiştik. Fakat bu 17 Ağustos tarihinde, 2011 tarihinde kanun hükmünde kararnameyle mutlaka izne tabi yapı yapılması için gerekli olan köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturma şartı kaldırıldı. Ve bazı köylerimizde de köy yerleşik alan tespitleri yapılmak suretiyle bu ruhsatsızlıktan ceza kesmiş olduğumuz yapılar esasında şu andaki durumu haliyle mutlalık izniyle yapılabilir yapı haline geldi. Mutlalık izniyle yapı yapılabilir yapılar için hesaplanan para cezalarının 1/5'inin uygulanması gibi bir hüküm var. 3.194 sayılı imar kanunu. Dolayısıyla burada vatandaşların lehine olan bir gelişme olduğu için kanundan kaynaklanan bu lehe olan uygulamadan faydalandı bu vatandaşlarımız. Cezaları iptal edilerek düşürüldü. Öyle dedi. Gayet güzel bir açıklama oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Anlaşıldı. Burada yazıldığı kadarıyla hiçbir şey anlaşılmıyor zaten. O tabii özet olduğu için. Yani sonuçta biz meclimine giremediğimiz için yani konuyu. Sayın Başkan, ben bir söz istiyorum müsaadenizle. Şimdi İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 9. maddesi der ki, meclise meclis başkanı başkanlık eder. Meclis başkanının bulunmadığı durumlarda meclisi birinci başkan vekili, onun bulunmadığı durumlarda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Meclis başkanı toplantının herhangi bir safhasında da yerini meclis başkan vekiline bırakarak toplantının ayrılabilir. Meclis birinci ve ikinci başkan vekiline bırakarak toplantıdan ayrılabilir. Meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin bulunmaması durumunda varsa katip üyeleri yoksa en geç iki meclis üyesi tarafından imzalanmış tutanak durum tespit edilerek toplantı yapılmaksızın meclis kapatılır. Şimdi meclis birinci ve ikinci başkan vekiline bırakarak toplantıdan ayrılabilme yetkisine sahip yönetmelikte meclis başkanı. Benim anladığım o. Dolayısıyla Erkan Bey'in meclisi size bırakıp Erkan Bey olmadan sizin açmanızda bir sakınca var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla Erkan Bey'in size bırakması bu maddeye göre pek uygun gözükmüyor. Ben yanlış anlamadıysam. Şimdi Abdullah Bey, görüşümüzü ortaya koydunuz. Teşekkür ederim. Fakat fiili bir durum zuhur etmiştir. Fiili durum mucibince de başkan vekili arkadaşımızın aciliyetine binaen buradan ayrılması gerekti. Biz de buna vekaleten devam ediyoruz. Buna bir itirazınız varsa yazılı olarak meclis başkanlığına sunarsınız. Kanun neyse kanun kesti parmağı ayırmaz. Biz de icabını yaparız. Teşekkür ederim. Bu sizin görüşünüz. Meclis başkan vekili olarak başkan vekili arkadaşımızın buradan ayrılışı münasebetiyle ben de görevimi ifade ediyorum. Oturdum meclisi idare ediyorum. Teşekkür ederim. Söylemeye çalıştığım konu hukuki olarak böyle hakkınız yoksa şu anda meclis hukuksuz olarak yok. Tamam, siz de yazılı müracaat edersiniz. Biz de geleni yaparız. Eğer
bir cezai hüküm gerekiyorsa cezasını da katlanır. Hayır, gereğini siz şimdi yapacaksınız. O yazılı hükümden sonra zaten yapmak zorundasınız. Gerek tamam. Siz görüşünüzü ortaya koydunuz, gereğini ben de yapıyorum. Kanunu ortaya koyuyorum. Sizin şu anda yönetme hakkınız var mı yok mu? Ben yönetme hakkım olduğuna inandığım için burada bulunuyorum. Teşekkür ederim. Biz de sizin yönetme hakkınız yok diyoruz. Tamam, o sizin görüşünüz. Tamam, biz de görüşünüz. Sağ olun. Arkadaşlar, ilgili maddeyi görüştük. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. Güler Bey, buyurun. Sayın Başkanım, saygıda İlgen Meclisleri, Dair Amirleri. Sayın Başkanım, gündemimize kaldığımız yerden yarın saat 15'ten itibaren devam edilmesini için talep ediyorum. Teşekkür ederim. Gürriye Bey teklifini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Oy çokluğuyla kabul edilmiş. Gündemimize kaldığımız yerden yarın saat 15'te devam etmek üzere toplantıya ara veriyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.